Dostlar hep giriş orta düzey sistem görmekten içim şişti diyen arkadaşlar vardı. Şimdi ise orta yüksek segmentte 2K ultra detayda bütün oyunları rahatlıkla oynayabileceğiniz bir sistem var. Selam Yüksek Frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Game Garage'ın hazırlamış olduğu tam teşekküllü bir sistemle karşınızdayım. Hem özelleştirme gamıyla hem de kaliteli parçalarıyla ön plana çıkmak istemişler. Acaba fiyat olarak da içimizi açabilecek mi? İlerisi içinde bir takım detaylar barındıran bu sistem acaba neler sunacak? İsterseniz arkanıza yatsının da frekans vermeye başlayalım. Arkadaşlar, masa hem kalabalık hem de parçalar ben buradayım diyor. Ryzen 5 5700X görmek beni biraz şaşırtsa da en azından sistemde 5600 karşısında ekstra 2 çekirdeğe sahibiz. Ekran kartı kısmında Parit 4070 Dual ile karşılaştım. Bence 4070 oyunlarda ve yaratıcı uygulamalarda yüksek performans sunabileceği gibi Ray Tracing DLSS teknolojileri sayesinde de daha gerçekçi grafikler için önünüzü açacaktır. Şahsen bu yongayı güçlü buluyorum. Daha gerçekçi gölgeler ve grafik deneyimi için ışın izleme konusunda sağlam bir güce ihtiyaç duyduğumuz gerçeğini es geçemem. Şimdi yapay zeka grafiklerinde performansı arttıran DLSS 3, yeni 4. nesil tensör çekirdekleri ve optik akış hızlandırıcısıyla destekleniyor. Bununla birlikte fazladan kareler oluşturmak ve görüntü kalitesini iyileştirmek için de yapay zekayı kullanıyor. Paritle alakalı şunları söyleyebilirim. Tamam, 3D printer'la karta uygun çerçeveler yapabiliyorsun. İşte belirlediğin RGB rengine göre sıra dışı tasarımlar da elde edebiliyorsun. Lakin böyle güçlü bir kart da plastik arka plaka yerine bence metal olabilirdi. Elbette diğer kartlara göre daha mütevazi ve çok yer kaplamayan bir kart olsa da en azından 95 mm'lik büyük ve etkili iki fanla geliyor. Isı atımı için de arkada büyük bir kanal var. Bunun dışında keskin hatlarla donatılmış ve bolca yaprak sunan geleneksel bir heatsink de geliyor. Tabi bir Gaming Pro modeli kadar tam teşekküllü diyemem. Fakat yetecek bir soğutma tasarımıyla geliyor. Anakart ise Asus'un Prime B550MK modeli. Özellikle bu işlemciye 550 koymak çok mantıklı. Bu kartın güzel yanı çift M.2 SSD yuvasıyla gelmesi. Standart 6 faz VRM güç çözümü var. Tam koruma için 5X çözümü de gayet iyi. Hatta saniyede 900 MB ve üzeri transfer hızlar sunan USB 3.2 Gen 2 portunu da unutmayalım. Ayrıyeten 4600 MHz 128 GB da bellek destekliyor. DDR5'in sunduğu frekanslara çıkamasak da daha düşük bütçeyle daha fazla bellek doldurabiliriz. Bence soğutucu blok, SD backlight ve RGB kontrol portu olmalıydı. Bir kere sistemde adı sanı belli olmayan SSD ve bellek kiti yerine güven veren Kingston kombosunu kullanmışlar. PCI Express 4.0 destekli 1 TB SSD var. Güzel yanı 3D TLC NAND'la gelmesi ve 3500'e 2100 sunması. Belleklerse klasik metal soğutucu blokla gelen düşük gecikmeli CL16'lık Furikit. Bu kanatta özelleştirebilecek bir şey yok, ikisi de iyi. Geldik soğutucuya. 240'lık Dark Flash giriş düzeyi bir ARGB destekli sıvı soğutma çözümü sunmak istemişler. 2000 RPM hızlar sunan 2 adet güçlü ışıklı fanla geliyor. Fiyatına göre pompa mekanizması hiç fena değil. ARGB desteklemesi de iyi olmuş. Ama ben kontrol edemedim. Enteresan bir şekilde teknik detaylarda 84 CFM değeri sunmalarına şaşırdım. Bence sistemin en sağlam parçalarından biri kasa olsa gerek. Çünkü gerçek 750 watt 80 plus bir PSU ile geliyor. 600 wattlık sistemler gibi değil, ileride daha güçlü donanımda donatabilirsiniz. XPG kalitesini az çok tutarlı bulurum. Mesh ön panelle zenginleşen kasa, önde standart portlarla gelirken kasa ayakları göz alıcı ve yüksekliği de epey arttırmış gibi duruyor. En çok da ağır ve kalın, hafif mat duran temperli camı beğendim. Sadece kapaklarda izolasyon malzemesi olsaydı hiç fena olmazdı. İçerisinde kullanılan fanların güçlü ve hava akış potansiyeli bakımından da yeterli olduğunu düşünüyorum. Elbette ışık canlılığını ön panel kesse de genel itibariyle geniş iç hacmi ve iç yüksekliği tatmin edici. Bu arada sıvı soğutmayı üste değil de ön tarafa konumlandırmışlar. Toplayan arkadaş görsellikten ziyade performansa önem vermek istemiş. Samimi olacağım, övmek için demiyorum. Çok düzenli bir kablolama yapmışlar. Bunu çoğu kanatta göremiyoruz dostlar. Dostlar, kasanın sağlamlığını ve ağırlığını beğenmiş olsam da RGB ışığı kontrol edebilmeyi isterdim. Dediğim gibi özelleştirmede seçenek mevcut. Kısaca işçiliği çok beğendim dostlar. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Dostlar, BIOS'ta Resizable Bar'ı anında aktif edebiliyoruz. İşin en güzel yanı, B550 anakartımızda istediğimizi yapabiliriz. İster burada bellekleri anında 3400 MHz yapın, isterseniz işlemciyi de hızlaştırın.
Gelişmiş AMD overclock özellikleri de bu anakartta mevcut. İşin güzel yanı ise hızlı başlangıç seçeneği de var dostlar. Şimdi dostlar Ryzen 7 5700X'ten bahsedecek olursam 7 nanometrelik fabrikasyon sürecinden geçmiş, 8 çekirdek ve 16 izlekte yapıyı da geliyor. Görebileceğiniz üzere çarpan kilidimiz şu anda belli. Bellekler standart değerlerde, ekran kartı ise 12 GB'lık VRAM'le geliyor, GDDR6X. Boşta sıcaklık değerlerine baktığımızda ekran kartının ısınmadığını görebiliyorum, 39 derecelerde dostlar. İşlemci ise 35 derecelerde. Bunlar gayet iyi değerler. Sevgili dostlar, ilk oyunumuz Alan Wake 2. Ne yazık ki Afterburner'la değerleri gösteremedim sol tarafta çünkü oyun buna izin vermiyor. Fakat sağ tarafta Nvidia'yla izleme ekranını aktif ettim. Ekran kartı sıcaklığımız 70, işlemcimiz %20'sini kullanıyor ve sıcaklıklara baktığımızda yüksek değerler olmadığını görebilmekteyim. Ve 1440p en yüksek detaylardayız. DLSS ve kare oluşturma da aktif. FPS'i izleyemiyorum. Niye öyle? Abi oyun hiçbir şeye izin vermiyor. Evet dostlar, bir çakallık yaptım. Bir şekilde aktif edebildim. Ve şu anda oyun kaymak gibi. Hiçbir problem yok. FPS değerlerini düzelttim. Çok rahat 100 karede akıp gidiyoruz. Yalnız ben kayboldum galiba ya. İlerliyorum ama şu an tüylerim diken diken oldu. Ve ben bu oyunu saat kaçta oynuyorum biliyor musunuz? Gecenin 5'inde oynuyorum. Ama ne yalan söyleyeyim, sardı şu an. Ne akıyor buradan? Su. İç oğlum, temizlen biraz. Yıkan hadi. Yıkan, kendine gel. Valla inanın böyle bir atmosferde olmak istemezdim. Of, çok iyi ama ya. Ne yaptınız lan bana? Ben şimdi şu pozisyonda uyanıp yaşama tekrardan dönüp bunlardan öcümü alsam fena olmazdı değil mi? Ama bilmiyorum şu anda hani nasıl bir karakterle başlayacağımı. Oyunun girişi bile bayağı enteresan ya. Hiçbir şey bilmeyip bir oyuna başlamak kadar eğlenceli bir şey olamaz bence. Evet dostlar, Last of Us'tayız. 1440p yüksek detaylardayız. Şimdi biri bana sallayıp duruyor. Nereden sıkıyor abi? Nasıl olabilir ki bu? Vallahi sırtından vurdum herifi ya. Bir mermi daha var. Sen silah değiştirene kadar ooo. Bölüm atladık. Baba yapma böyle şeyler. Yaralıyız. Bir herif daha gördüm. Ya burası var ya, yavur gibi kaynıyor. Yavur. Buralarda bir yerde bir herif var. Vallahi dikkat ettim ama olmadı be. Ben pompalıyı alıp direkt dalacağım abi. Hiç uğraşamam ya. Hiç şeyi sevmem yani. Hitman gibi yavaş yavaş ilerlemeyi sevmiyorum. Kılıfına uygun oynamayacağım bu sefer. Baba seni parçaladım. Oo, güzel yapıştırdık. Sen de gel. İstediğiniz kadar yardırın baba. Hadi be, büyük konuştum ha. Hayır. Evet sevgili dostlar, sonunda Starfield'a DLSS gelmiş. Ayarlara geldiğimizde buradan hemen aktif etmek istiyorum. Kare oluşturmayı aktif ettik. Reflex otomatik olarak açıldı zaten. 106 kareden 150 kareye kadar çıktık. 1440p yüksek detaylardayız. Şu saçma bölümü bir türlü geçemiyordum. Hala geçebileceğimi zannetmiyorum. Ben bu kafayla geçemeyebilirim. Atlayalım. Biraz gerilim yaşatacağım, sonra kapatacağım zaten. Hadi bakalım. Oo. Hızlı hızlı atlıyorum abi. Bu sefer gözüm kararmış bir şekilde atlıyorum. Hadi oğlum. Oo, burada bir şeyler buldum. Oo. Oley. Ya gerçekten çok berbat bir bölüm ya. Dostlar şu anda CS'deyiz. Hadi be. 1440p yüksek detaylardayız. Ortalık karıştı beyler. Oğlum onu da vururdum ben ya. Kürt Bedo öldürdü bizi.
Vay, Kürt Bedu nerede? Olmadı be. Hadi beyler. Nasıl bir taramaydı be? Bu adamı hep vuruyorum ya. Oo! Dostlar 5700X genel itibariyle i9-10900K gibi bir işlemci ile kapışabilen 4.6 GHz üzerine rahatlıkla turboda çıkan bir işlemci. Elbette fiyat olarak 5600X'in üzerinde olsa da oyun performansı kısmında aralarında maksimum %2 bilemedin 3 fark vardır. Daha çok çoklu işlemde çekirdek avantajıyla Cinebench ve Geekbench'te daha öndeyiz. Tek çekirdek performansı 5600X'de hemen hemen aynı. Şayet render, oyun tasarımı, kod yazma, ağır işler arzuluyorsanız elbette bu sistem işinizi fazlasıyla görecektir. Kaldı ki 5600, 4070 gibi bir ekran kartını 5700X'ten daha iyi besleyemeyecektir. Bu arada 7700XT ve 4060 Ti kombinli sistemleri direkt affetmeyeceğiz. API testleri bunu full markta açıkça gözler önüne seriyor. Ayrıca sahne hesaplama potansiyelini de epey beğeniyorum 4070'in. Sistemdeki SSD performansımızı da ekrana yansıtmak isterim. Özellikle yazma bölümünde stoktan daha iyi bir skor aldık. Belleklerse en az bir DDR5 laptop belleğe kadar iddialı performans sergiledi. Yani çok da DDR5 kullanmaya gerek var mı diye sorgulattı. Ama tabii ki DDR5'in avantajını da es geçemeyeceğim. Uzun süredir testlerde sistemde takılma donma gibi bir problem hissetmedim. 1TB SSD'ye en aşağı 6 tane güncel oyun sığdırabildim. Sistemde eleştirebileceğim kısım fan şiddetinin biraz yüksek olması. Ve bunu da yük altı ses şiddetinde epeyce hissettirdi. Bunun yegane sebebi sıcaklık arttıkça sıvı soğutma fanlarının daha da yüksek devirde çalışması. Boştaysa standart düzeydeydi ses şiddeti. Kasanın izolasyon performansı şiddeti tam olarak kesemese de hava akış gücü harbiden iyi. Yük altı maksimum sıcaklıklar 3D Mark'ta ortalama 70 iken stres testinde ise 76 civarındaydı. Sıvı soğutma işini yapıyor tamam. Ekran kartı 3 fanlı ağır soğutucu bloklu bir model karşısında çok etkileyici diyemem ama korkulacak sıcaklıkları da çıkmaması içime su serpti. Sonuçta tablo ortada dostlar. Bu arada markayla görüştüm, isteyen RGB kontrolü için özelleştirmede anakartta değiştirebilecek. Kısaca aklınıza gelebilecek her türlü çalışmayı yapıp üstüne yayın açabileceğiniz kıvamda güçlü bir sistem olmuş. Dostlar benzer fiyat segmentinde sistemler görmüş olsam da kiminin sıvı soğutucusu yok, işlemcisi daha düşük, güç kaynağı ne olduğu belli değil, daha düşük potansiyelde geliyor derken 1TB SSD avantajında Game Garage'da sunduklarını görebilmekteyim dostlar. Yani bu gibi detaylar da kendisine çekmiyor değil. Yani dürüst olmak gerekirse bu iş böyle. Sonuç olarak ucu ucuna 1440p oyun açan sistemlerin aksine tam anlamıyla 1440p ultra detaylarda her oyunu rahatlıkla oynayabileceğinizi düşünmekteyim. Kaldı ki stok soğutuculu sistemlerin aksine ilerisi için de çok fazla masraf harcamadan birkaç değişiklikle yok işlemciyi arttırabilirsiniz, ekran kartını değiştirebilirsiniz. Her noktada size cevap verecektir. Dostlar ben kampanyalı fiyatını açıklamaya bıraktım. Kafanıza göre oradan özelleştirebilirsiniz, ekran kartını değiştirebilirsiniz, neyi değiştirmek isterseniz değiştirebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Vallahi videoyu beğenmezsiniz, işlemcinizi 135 dereceye çıkartırım. Hiçbir şey yapamazsınız ona göre.